Aa Suzancığım, sen artık bırak onları, çık bakayım. Ya bu kadar kalmana bile gerek yoktu zaten. Lütfen yoruldun artık. Aman iyiyim iyiyim, geçti. Kriz mriz kalmadı, rahatladım işte. İyi hayatım, bak pozitif düşün. Eğer iyi düşünürsen her şey iyi olur, yolunda gider. Aman zaten bu gidişle kabala mabala felsefesine gireceğim yani. Koluma da takacağım bir tane kırmızı kurdele, o olacak. İnsanın Avni gibi kocası olunca pozitif düşüncelerden medet umuyor. Gülme, ben sinirden gülüyorum. Bakıyorum neşeniz yerinde. Aa Sadıkçım, hoş geldin canım. Sormayın Sadık Bey. O kadar yerinde ki neredeyse zil takıp oynayacağız. Sadıkçım, Suzan bugün pek iyi bir gün geçirmedi. Ben sana daha sonra anlatırım. Ay hay Allah, çok üzüldüm. Tabii ne olduğunu bilmiyorum. Aa bakın aklıma ne geldi. Akşam bize yemeğe gelin ha. Hem yarın cumartesi. Şöyle masayı kurarız, mangal mungal yaparız, okey oynarız. Moral olur değil mi? Ay tavuk da olur mu? Pirzola falan. Ay çok iyi olurdu ama bizim bu akşam misafirimiz gelecek. Gerçi yabancı değil, Avni'nin amcasının oğlu. Canım o da gelsin. Evet o da gelsin. Ay sahi mi? Ay iyi olur aslında. Ay zaten çok iyi bir insandır. Avni'nin sülalesindeki hiç kimseye benzemez. İsterse geliriz vallahi. Gelin gelin. Gelelim değil mi? Ay koku geldi bana böyle. Babanız size anahtar vermedi mi? Verdi. Arada bir kullansanız diyorum. Firuze abla sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Peki. 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 Ay şimdi ben bu çocuklara nasıl söylerim? Mevhibe Hanım sinirlerimi bozdu. Bu yüzden size kötü davrandım diye. Of, of. Halacığım, hayırdır, yemek zamanı değil, beş çay zamanı da değil. Sen niye bu tabakları getirip böyle sofrayı kuruyorsun? Rıza erken gelecek. Açılır maçılır, sofrada tabaklar hazır olsun. Ama halacığım, o getirdiğin tabaklar duvar süsü tabağı. Hadi canım sen de tabak işte. Aha ilahi halacığım, baksana. Bunlar duvar süsü tabağı, bak arkası var. Hele bu, bunu da büfeden getirdin galiba, baksana. Süs tabağı bu. Bunlar duvar tabağı mı yani? Evet. Ha. İnşallah yemek pişirmemişsindir halacığım. Pişiyor. Ne pişiyor? Bilmem. Karnıyarık. Allah. Allah. Hala ne yaptın sen? Ne yaptım? Allah, Allah bu da bu başımıza ya gelecek. Yine ne yaptın? Ya bu yapılır mı? Nasıl yaptın bunu? Hala. Bu ne? Hala hiç kapatma gözlerini. Aç gözlerini halacık. Bak bakalım bu ne, görüyor musun? Görüyorum. Görüyorsun değil mi halacık? Görüyorsun değil mi halacık? Karnı yarık yapacağım diye patlıcanların içini kıymayla dolduracağına, Suzan'ın en yeni ayakkabısının içine doldurmuşsun kıymaları halacık. Zaten kötü bir gününde Suzan seni kesinlikle karnını yarıp yiyecek, yiyecek. Suzan'ın ayakkabıları mıydı bunlar? Ya hem de en yenisi ve en pahalısı. Allah'ım 25 milyon. Ya kadın budu köfte yapmaya kalksaydı? Bunları nereye saklasam acaba? Ah, Rıza geldi herhalde. Halacığım tamam, ben bakarım, merak etme. Hem bunları da koyarım yere. Amcaoğlu hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya, abicim, gel, nasılsın? Gel, gel, gel. Halacığım, nasılsın? Ay canım oğlum. Seni gördüm, daha iyi oldum. Dur, ben
bakayım. Gün geçtikçe gençleşiyor musun? Ne? Ay 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 ay. Doğaldır. Evlenmedi tabii. Ya bana bak avni. Gül gibi karına laf etme. Gel amcaoğlu, gel, gel, gel. Sen o gülü bugün sokaklarda görecektin. Otur şöyle, gel. O gül var ya, gül gibi karım, diken diken üstüme battı bugün sokaklarda. Yemişsindir gene bir haltla. Aslına bakarsan yedim. O zaman büyüklük yapıp özür dileyeceksin. O dikenleri unutup gülüne sarılacaksın. Zaten biliyoruz bu gelin dikenli. Bile bile aldık değil mi? Şikayet etmeyeceksin Avni. Kendin ettin, kendin buldun. Sen de güzel alacığım, bu evliliğe karışmayacaksın. Bu yol Avni ile Suzan'ın yolu. Misafir misafirliğini bilmeli. Oo, geldi mi Rıza abi? Vallahi sana yetişin diye kafeden erken çıktım. Sağ ol, hamilelik ne yakışmış. İstersen o meseleyi hiç açmayalım. Ya, ne olur, benim yanımda birbirinizi üzmeyin. Bir kere olsun mutlu göreyim sizi. O dediğin ancak rüyanda göreceksin bu gidişle. Bu adam var ya, bu adam beni kanser edecek, kanser. Sen de onu. Hamile kadınları üzmek yok. Karı koca arasına girmek yok. Ben size inanıyorum. Siz aranızda bu problemi çözer, her şeyi yoluna koyarsınız. Amin. Ben yemekleri ocağa koyayım bari. Dur hala, dur, koyma. Şey, hani çok sevdiğim arkadaşlarım var diye sana birkaç defa telefonda bahsetmiştim ya Rıza abi. Hani yanında çalıştığım bayan da işi karşıda oturuyorlar demiştim. Hatırladım. Avni Peri sanıyor hani. Hepsi değil, aralarında Fani de var. Ha, onlar işte. Bizi bu akşam yemeğe davet ettiler de. Gerçi sen de bizi ziyarete gelmiştin ama yabancı değilsin diye bir sorayım dedim. Gider miyiz Rıza abi? Bilirsin, ben her şeyi uyarım. Sen nasıl istersen. Ay canım benim. Hadi o zaman ben üstümü değişeyim, gideriz. Affedersin amcaoğlum. Güzel alacığım, sen nasılsın bakalım? Anlat, anlat bakayım. İyi diyorum. Canım, canım, canım. Firuze abla, kızlar nerede? Odalarındalar. İyi bari. Ben de onlar yokken basket maçı izleyeyim. Firuze abla, sinirin geçmemiş galiba. Sinirim minirim yok benim. Siz merak etmeyin beni. Peki. Neden topluyorsun alıcım şimdi bunları? Yemeğe komşuya gidecekmişiz. Boşuna hazırlamışım sofrayı. Bırak alıcım, bırak. Gelince beraber toplarız. Olmaz, gözüm rahatsız olur böyle dağınık. Sen gelmiyor musun? Beni götürür mü onlar? Ben evde oturup televizyon seyredeceğim. Yok, olmaz. Sen de geliyorsun alacığım. Gelmem. Çağırmaz beni Suzan. İstemez yanında. Suzan öyle kadın değil, sever seni. Kim bilir ne kadar dırdır ediyorsun, kızdırıyorsun kızı. Etmiyorum dırdır. Yüzü burada, git sor. Geçen gün bebek olunca birinin adını mevhibe koyuverin dedim. Dudak büktü. Görsün şimdi. Üçüz değil, tek bebeği olacak. O da erkekmiş. Tövbe, Allah gösterdi gününü. Konuşmak istiyorum Suzan. Bugün senden tek kelime dahi duymak istemiyorum abi. Ama benim seninle konuşmaya ihtiyacım var Suzan. Daha doğrusu senden özür dilemeye ihtiyacım var. Ben yani ben böyle olacağını hiç düşünmedim Suzan. Gerçekten çok özür dilerim. Kapatalım artık bu konuyu abi. Konuşmak istemiyorum. Ama kapatamam Suzan. Yani beni affettiğini söylemeden ben bu konuyu kapatamam. Ne kadar üzüldüm biliyor musun sen abi? Bütün gün ağladım. Hayallerimle oynadın sen. Biliyorum ama ben böyle olacağını bilebilir miydim Suzan? Yani o kadar şaşkın oldum ki anlatamam sana. Gelirken Dudu Peri'yi gördüm, böyle sihirle ortaya çıktı. Hiç tınmadım bile. Eve geldim, teleskoba bile elimi sürmedim. Peri meri görmek istemedim. Hatta oğlum olacağına bile sevinemedim. Avni, bana söz ver. İki çocuk daha yapacağız değil mi?
Söz tabii Suzan. Söz veriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar.